Ya da eğer o gün gittiğinizde Esenyurt Belediyesi size el vermişse, gönül vermişse, yüreğini vermişse, sizi kardeş vermişse, aracı da emrinize amade etmiş, kapının önüne koymuşsa, sizi de buyurun arabaya binin. Arabada beraber güle oynayan firmaya kadar gitmişsek, üretim alanlarını göstermişsek, çalışma saatleriniz budur, maaşınız budur, kurallar budur, sistem budur, şuraya servis vardır dediysek, siz de razı olduysanız, evrak sitenizi verdiysek, evrakları yaptırıp bize geldiyseniz, ilk iş gününde sizinle beraber iş yerine yolculuk yaptıysa, işe başladıysanız mı mutlu olursunuz? Tekrar eski sisteme dönüp kağıt vererek sizleri bir yere götürdüğümüzden mutlu olur. Bizim yaptığımızdan mutlu olursa değil mi? Peki bunu kim yapar? Kardeş yapar, anne yapar, baba yapar. Bir aileniz yapar mı? Bunlar da yapamıyorlar maalesef. Babamız mı? Çocuğuna diyor ki babamız, eğer aldığı maaş belliyse, kapıda da bir arabası varsa, arabasının da mazotu yoksa, siz de babacığınıza, babacığım beni şu firmaya götürürsen, ben adres aldım, bugün işe ihtiyacım var, bu firma beni işe alacak dediğinizde, babacık şöyle derse, oğlum ya da kızım, benim mazotum yok ki sizi götürecek derse, ne dersiniz? Dönün. Ah baba, bugün işe giremezsem perişan olacağım. Evde çocuklarım aç kalacak. Ya da ben büyük adam olacağım, hayalimdi bu iş benim dediğinizde, babanız da kızmayacak mısınız, kızacaksınız değil mi? Çünkü baba diyeceksiniz bizi götürmek. Halbuki işte babanız dünyanın en iyi insanı. O gün parası yoktu diye size götürmedi diye gene gönül koyacaksınız babanıza. Ama Esenyurt Belediyesi ne yapıyor? Bir baba oluyor, bir anne oluyor, bir kardeş oluyor, çocuk oluyor, arkadaş oluyor ve el ele kol kola sizi götürüyor. Yani ne demek? Babamızın, anamızın, ablamızın, kardeşimizin, en yakın arkadaşımızın yapamadığını Esenyurt Belediyesi yapıyor değil mi?